Aykut İnce, teşekkürler. Yarın kritik. Fenerbahçe'de Efecan'ı bu kadroya yazmak istiyor ama Efecan konusuna gelmeden önce tabii ki yeni özel haberimizde, yeni haberimizde giriş yapalım. Fenerbahçe Antero Henrique Başkan Ali Koç'un temaslı olduğunu söyleyelim bu isimle. Peki bu isim kim? Porto'da yıllarca hem CEO'luk görevini yürütmüş, başkan yardımcılığını yürütmüş, pek çok önemli yıldız futbolu kazandırmış. Bunun dışında Paris Saint-Germain'de Mbappe'nin, Neymar'ın transfer edildiği dönemde sportif direktörlük yapmış, Avrupa'da çok ünlü bir futbol adamı. Başkan Ali Koç'un bu isimle temaslı olduğunu söyleyelim. Şunu ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe bu ismi benim öğrenebildiğim kadarıyla sportif direktörlük görevinden ziyade, yani böyle bir kalıp içerisine sokmaktan ziyade, biraz daha danışman rolünde, biraz daha kulübün belli bir görev tanımlaması yapmadan, daha böyle rahat bir alan bırakarak bir görev düşünüldüğünü ifade edebilirim. Antero Henrique ile ilgili şu ilginç bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Paris Saint-Germain'de Tuchel'le anlaşmadan önce kendisi Löw'le bir görüşme gerçekleşmişti. O dönem Löw'le bir teması olmuştu. Löw Fenerbahçe için en kuvvetli teknik adam adaylarından bir tanesi. Bu birliktelik doğal olarak bu haberi bu ilişki bizim de dikkatimizi çekti. Fenerbahçe, şunu da ifade edeyim, belki bu konuda bir resmi açıklama bile göremeyebiliriz. Tam olarak biçilen görevle alakalı olacak bu. Ama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbol aklı, futbol danışmanlığı noktasında Antero Henrique ile temaslı olduğunu ifade edelim ki geçtiğimiz yazın da yanılmıyorsam gündeme gelmişti bu isim. Ama önümüzdeki sezonda artık Fenerbahçe'nin çok çok kritik hale gelen ve şimdiden hazırlıkların başladığı önümüzdeki sezonda bir futbol aklı olarak bu ismi görebiliriz. Biz de gelişmeleri tabii ki takip etmeye, yakalamaya, çalışmaya devam edeceğiz. Efecan konusuna gelelim sevgili Aykut İnce. Efecan'da bugün görüşmeler oldu. İki tane yol var. Fenerbahçe ya Alanyaspor'un istediği parayı vererek bu transferi bitirecek ya da Sinan Gümüş takasıyla bu transferi bitirecek ama Sinan Gümüş bu işe çok fazla yanaşmıyor. Fakat Fenerbahçe yine de para yoluyla da bu transferi bitirmek istiyor. Şu kritik bilgiyi verelim. Yarın bir görüşme daha gerçekleştirecek ve çok yüksek ihtimalle bu transferin yarın olumlu veya olumsuz neticelenmesini bekliyoruz. Tekrar edelim, şu bilgi önemli. Fenerbahçe Efecan'ı UEFA Konferans Ligi kadrosuna yazmak istiyor. Efecan da zaten bu transferi istiyor. Yarın Efecan transferi için oldukça kritik bir gün olacak. Belki de Efecan yarından itibaren Fenerbahçe forması giymeye başlayacak. Biz de hem seninle birlikte bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ahmet Selimkul, sanki sen de tabii orada kamptaydın. Efecan işi, bir telefon trafiği yaptım ben. Birkaç yeri aradım, sen de aradın. Haldun abi de aradı Domaç, Mahmut Hoca da. Galiba bitti gibi bu iş. Yani Efecan Fenerbahçe'ye abi, imza attı gibi bir fotoğrafla ben karşı karşıyayım. Tabii sen daha Fenerbahçe tarafına... Ben temkinli gitmeyi seviyorum biliyorsun Aykut abi. Fenerbahçe tarafından teyit almakta her zaman zorlandığımız için temkinli gitmeyi seviyorum. Ama Efecan'ın birçok transfer hikayesi çok şanssız gerçekleşti. Alanyaspor gene Efecan'ı tabii çok fazla bırakmak istemiyor ama artık hani bu çocuğun da şansı bir yerde dönmeli. Bu transfer hikayeleri, yarım kalan transfer hikayeleri sanki bu defa olacak gibi ama benim bildiğim kadarıyla henüz biten bir şey yok. Evet, olumlu gidiyor ama yarınki görüşmeden sonra bu transferin olumlu bitme ihtimali oldukça yüksek. Yarınki görüşmeyi biz gene de bekleyelim arkadaşlar. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Efecan'la başlayalım. Antero'yu sonra sorarım. Haldun abi. Mahmut abi, müsaaden varsa Haldun abiyle. Lütfen. Şimdi Efecan önemli bir oyuncu. Evet. Milli oyuncu. İyi de bir kanat oyuncusu. Çok da beyefendi bir isim. Burada Ahmet Selim'in verdiği bilgi Sinan Gümüş tarafından olayın tıkandığı ama en son bilgi de benim de yayına girmeden önce yaptığım istihbarat. Ahmet Selim'in istihbaratı. Fenerbahçe parayla bu işi çözecek gibi bir fotoğraf var abi. Evet. Sen nasıl değerlendirmek istersin Efecan meselesini? Önce bir kere Sinan Gümüş tarafından başlayalım. Yani Sinan Gümüş gibi bir oyuncunun Alanya gibi bir yere gitmek istememesi. Biliyorsun sezon başında da benzer bir durum söz konusu olduğunda Ali Koç şey demişti. Yani
futbol hayatını bitiririm türünden gibi bir tehditte bulunmuştu. Yani şimdi yine aynı şeyi yapıyor. O da çok enteresan, çok dikkat çekici. Sinan Gümüş'ün aslında gidip oynaması lazım artık bir yerde. O manada ben Sinan Gümüş'ün yaptığı işin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafına geldiğimizde Efecan geç keşfedilmiş ama çok değerli bir oyuncu. Yani biz onu hem Sarıyer'den, Kartal'dan çok iyi tanıyan bir abisiyim. Yani çok geç keşfedildi ama ne kadar değerli olduğu, değerli bir oyuncu olduğu oynadıkça ortaya çıktı. Trabzonspor sezon başında da devre arasında da Efecan için çok ciddi hamleler yaptı. Ama özellikle devre arasında şöyle bir durum çıktı Trabzonspor konusunda. Visca olmazsa Efecan diyelim, B planı yapalım dediler. Visca olunca Efecan kaldı. Efecan da doğal olarak bir büyük takım formasını giymek istiyor. Tabii ki takımları sınıflandırmak istemiyorum ama sonuçta bu ülkenin bir gerçeği var. Dört büyük takım dediğimiz takımlar var. Onlardan birinin formasını giymek istiyor. Ama Alanya Spor da çok seviyor yani çocuk. Hani. Ya Alanya Spor'un ikinci liginden bu yana gelen bir oyuncu. Takım kaptanlığı yapan bir oyuncu ve her sezonda yüksek verimde oynayan bir oyuncu. Milli takıma son dönemde yükselmesi aslında onun kalitesinin az olduğunu göstermez. Biliyorsun hani altyapısı Galatasaray olan bir oyuncu. Hocam şimdi biraz sonra da anlatar. Efelerle geldi ya o vakit canlar çok fazla. Canlar vardı. Özgür Can, Cafer Can, Efe Can falan diye. O canlardan bir tanesi Efe Can'da. Şöyle söyleyeyim. Bu sezon kupada ve ligde toplam 22 maçı var. 3 gol. 11 asisti var. Özellikle ligde yaptığı 9 asist çok çok değerli. Kolay adam eksilten bir oyuncu, savunma arkası koşullarını yapan bir oyuncu. Süratli, asist olarak çok verimli bir oyuncu. Onun için yani Fenerbahçe'ye de faydalı olur. Gideceği her yere. Zaten ben bir bilgi daha almıştım ama tabii o oraya gitmeyi düşünmez muhtemelen. Konyaspor'un da oyuncu için bir isteği olduğunu biliyoruz. Hani o da genelde bir büyük takım forması giymek istiyor. Hani bu transferin bitme olasılığı çok yüksek. Ama üstelik de sadece bir gün var. Yani bir gün içerisinde bitmesi lazım. 2 Şubat saat 24'e kadar artık transferleri bildirmeniz gerekiyor. Sağ tarafta oynar değil mi abi? Sağ tarafta oynuyor. Solda da oynuyor ama sağ taraf ağırlıklı oynayan bir oyuncu. Hatta Trabzonspor onun için çok fazla istedi. Yani sağ taraf oynayacak, sol taraf Bakame oynayacak, Efecan sağ tarafta oynayacak, Abdülkadir'i içeri çekeceğiz gibi düşünceleri vardı. Netice itibariyle şunu söyleyebilirim. Çok milli takımın değerli bir oyuncusu. Fenerbahçe'de de verimli olur. Ama tabii şunu söylemek lazım. Biz bunları söylerken oyuncular sistem içerisinde değer kazanıyorlar. Ama ben genelde oyunculara bir de şöyle bakıyorum. Bireysel becerileri nasıl diye bakıyorum. Bireysel becerilerine baktığımız zaman fundamental'ı yani altyapısı çok çok iyi bir oyuncu. Ve gelip Fenerbahçe'de hemen hemen bütün takımlarda, dört büyük takımda da oynayabilecek bireysel yeteneği var. Hocam sen ne diyorsun? Efecan'ı da biliyorsun. Yani çocukluğunu biliyorsun. Tam klasik bir sağ açık. Hani günümüzde sağ ayakları sol taraf alırlar orada. Bu hiç değişmedi. Hep aynı o koridoru kullanan bir oyuncu. Hep üzerine kalktı yani. Devamlı ikincilikten çıkması, işte Galatasaray'dan ayrılması, işte ikincilik takımlarına gitmesi öyle. Ve devamlı süreklilik hep üzerine kalktı. Alanya'da da takımın vazgeçilmezlerinden sağlam olan bir Efecan, sakatlı olmayan, cezası olmayan bir Efecan, devamlı oynayan, direkt takımda da başta çıkan bir oyuncu. Bizim şartlarımızda, bizim ülkemizin futboluna çok çok yatkın bir oyuncu. Yani dört büyük olarak hitap edersek hepsinde gözünüz kapalı, forma vereceğiniz ve oynatabileceğiniz bir oyuncu. Şu anda %51 bitmiş gibi gözünle bakalım Efecan'ın. Evet. Hayırlısı olsun diyelim Fenerbahçe'ye. Bir de tabii bunun senesi, yeni sezonu düşünmek lazım. Dört Türk oyuncu geleceğine göre burada sizin yavaş yavaş devamlı oynayan oyuncuları getirmeniz gerekecek. Yani burada yaş faktöründen ziyade oynamış, o ligin tozunu atmış ve devamlı sürekliliği olan minimum bir sezonda nereden bakarsan bak 25'in altında maçı yok. Hocam zaten şu anda yani, 22 tane maç oynamış. Yani, 22 maç oynamış. 30-30 desen ona. Yani 30-30 de ben minimumdan bahsettim. Asist var minimum hocam. Olarak söyledim tabii. 25. Bu kupa maçları var. Var da var. Milli takıma kadar Aldun da söyledi. Geç keşfedin. Bazı oyuncular ama sonradan açılıyor. Hani tabiri caizse Arapatı gibi derler. Evet. Burak Yılmaz da öyleydi. Bravo. 25'inden sonra Burak Avrupa'da söz sahibi. Burak Türkiye Avrupa'da söz sahibi oldu ve daha hala da 36 yaşında
takır takır top oynuyor. Çok yani uzun anda, süre ikinci liglerde oynadı. Yani, yani şu anda Türkiye oynadı. Burak Yılmaz'ı transfer etsen gene oynar. Bizim evet. bu standartlarımızda, bizim bu futbol düzeni. Onun için Fenerbahçe çok akıllı bir iş yapmış. Efecan'ı bitirmekle. Yani bitirmek diyorum çünkü bizim aldığımız hepimizin bilgiler doğrultusunda çıkıyoruz olaya. Bence yalnız, olumlu neticelenir diye ben düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yalnız Sinan kardeşime bir şey söyleyeceğim. Ben ailesini de tanırım. Çok defalarca da görüştük telefonlarla da. Yani genç 94 doğmuşsun. Yani 28 yaşına gelmişsin. Hocam ya oynayacaksın. Şaşırıyorum ben de oyuna, yani. Alanya, yani Alanya başka bir takıma gitmiyorsunuz. Alanya sizi istiyor. Seyircisi olan, potansiyel olan bir şey, futbol potansiyeli olan hocam, bir şey. Hocam ondan önemlisi ne biliyor musunuz? Ondan önemlisi şu. Alanya Spor'a giden her oyuncu üstüne koyarak geri geliyor. Ozan, Tufan, Salih, Uçan çok, yani örnekleri çok var. Örnekleri işte, çok. Bakasetaslar falan neler çıktı ya, o oyuncular, Bakasetaslar, Siopisler herkes üstüne koyuyor. Şimdi sen git orada tekrar hayat bul. Tekrar bir yere gidebilirsin. Yani büyük takıma da Salih yani. Uçan işte. Tabii Salih Uçan geldi. Büyük takım transferi yaptı. Yani şeyin, Siopis yaptı, Bakasetas bravo yaptı. Abi. Şu anda iki tane oyuncusu daha var Alanya'nın. Ensakala, Wellington. Ensakala geldi. Var. Tabii. Bak Umut Güneş var. Geldi. Yani... Emre Akbaba ya, gitti geldi. Tabii yani Umut Güneş var, Efkan Bekiroğlu var. Bunlar hep yükselişe geçiyor gittiklerinde şimdi, orada. Yani ben Sinan Gümüş neden gitmiyor, neden tırnak içinde söylüyorum yolu tıkamaya çalışıyor anlayabilmiş Ceyhun değilim yani. Mesela oraya bir de hani gurbetten gelen oyuncular da var Almanya'dan gelenler orada. Efkan mesela işte Augsburg'dan çıkma. Augsburg'dan 1860 München şeyde 3. ligde oradan da evvelki sezon mu ne olacak yani sezon ortasında geldi. Yani Sinan'ın potansiyeli olan bir oyuncu olarak gördük biz hep onu. Hep üzerine katabilecek bir oyuncu olarak gördük. Burası bence da iğme katabilecek bir yer olacak bu işte, Alanya Spor. Bu işte bir orta yol bulunur abi. Çıkar herhalde. Ya tabii ki yani Fenerbahçe eğer şöyle söyleyeyim bir kere ben. Fenerbahçe kesin istiyor. Ben başkanı tanıyorum. Yani tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Hasan Başkan'ı tanıyorum. Hasan Başkan'ın her zaman söylediği bir cümle var. Yani o cümleyi söylemem lazım. Biz hiçbir oyuncunun önünü kapatmak istemeyiz diyor. Hiçbir aynen. oyuncunun. Yani her zaman söylediği söz bu. Bir oyuncunun eğer gitme isteği varsa ve... bu iş bizim de bir şekilde menfaatimizde ise yani çünkü sonuçta kulüp yönetiyor yani menfaatimizde ise biz önünü açarız. Bütün oyuncuların önünü açarız. Bakınız dönünüz geriye. Bütün oyuncuların önünü açtılar zaten. Ben Sakala'nın, Wellington'ın, Bakasetas'ın, Siopes'in yani Emre Akbaba'nın herkesin de önünü açtılar zaten yani. Ha şimdi antrenörlerin de. Tabii antrenörler için de geçerli de hani özellikle söyleyeceğimiz her oyuncunun önünü açıyor başkan. Yani ben Efecan konusunda İş başkanlar arasındaki diyalogda ufak tefek pürüzlere kaldıysa iş bitmiştir diyorum yani. Çünkü başkan öyle problem çıkarmaz. Ayrıca da şu cümleyi kendi kulağımla da duyduğum için biliyorum. Ali Koç'la ilişkileri çok farklı. Neden Ali Koç'a çok farklı yaklaşıyor? Diyor ki Ali Koç eğer benden bir oyuncu transfer etmek isterse önce oyuncuma gitmez. Önce bana gelir yani benimle temas kurar sonra oyuncuyla kurar. Yani onun... transfer diyalogları benim mantığıma çok uygun demişti bana olması geçmişte. Olması gereken o değil mi zaten? Ya, tabii öyle. Ama eğer öyle mukabelesi varsa devam ediyorsa yani olması şimdi, gereken o. Şimdi yani profesyonelce düşünürsek ama tabii günümüzde o profesyonelliklerden olmuyor ziyade yani. İşte olmuyor. Hepimizin bir, de yaptığı işler bunlar. Bir sohbet sırasında konuştuğumuzda birkaç tane olumsuz örneği de vermişti tabii, de olumsuz olur. Örnekleri söylemek istemiyorum. Onun için dedi yani Ali Koç başkan beni arar yani biz konuşuruz. Muhtemelen aralarında bir diyalog vardır. Ben o diyalogda çok fazla geri adım atılacağını düşünmüyorum. Yani bu iş hani şeyde yapıyorlar ya bazı sitelerde yapıyorlar yüzde kaç falan. %74 göstermiş Fenerbahçe'ye gel transferini. Ben biraz daha 85 falan gibi düşünüyorum. Ben de %51 dedim bitti. Sen çok aşağıda kaldın sen çok hocam. Aşağıda yok %51 50 değil yarı yarı değil 51 bitti hocam, diyorum. Hocam aşağıda kaldın diyorum. Bu hani 95 için. Bizim bilgi veren sitelerimiz var ya onlar böyle %74 Fenerbahçe'de demişler. Ben 85'lerde biliyorum. Tabii ki bizim yıllarca bu işte öğrendiğimiz bir gerçek var ki Aykut bu işin artık kırmızıların efendisi diyoruz biz ona.
imza atmadan hiçbir şey tamam diyemiyorsun. İmza olmadan yani bir şey imza olur. Son anda neler yaşıyorsun? Ama son anda bir bakıyorsun çok enteresan bir noktadan iş bozuluveriyor. Bizden bile yaşadık onları. Havalarından döndük. Tam imza atmaya gideceksin. Her şeyi anlaştın. Telefon geliyor. Hocam kusura bak ben işte bir yerden bozuluyor. Bir şey geldi. Bozuluyor. Şu Antero için ne diyeceksin abi? Paris Saint Germain? Valla ben bu sistemin Fenerbahçe'de tutacağını düşünmüyorum. Yani ya futbol aklı meselesi. Bu Fenerbahçe'de kaçıncı kez deneniyor futbol aklı meselesi? Genel Türkiye'de tutmuyor. Terena, Komolli, Emre Belezoğlu. Bu kaçıncı yani? Ben hiç bu işlere girmemesi lazım. Özellikle bir yabancı hiç olmaması lazım. O fırsatı bence Fenerbahçe Emre Belezoğlu'yla kaçırdı. Bana göre benim düşüncem o. Onun için yani Emre de mi hocalık yapmak istiyordu? Hayır zaten hocalık yapmak istiyordu. Sen indirdin aşağıya zaten. İndirdiğine göre. O da istiyordu. Onun da içine geldi ama devam etmediler. İndirmesen belki bir sene iki sene daha devam edebilirdin. Ama benim kanaatim yani Fenerbahçe'nin artık. Fenerbahçe değil sadece. Yani, genel Türk futbolunda yani zor oluyor. Ya bugün teknik adamla ya şöyle olması gerekiyor. Öyle olabilecek mi Aykut? Yani sportif direktör. Hani belki sportif direktördür değildir ayrı konu başka futbol aklıdır. Futbol aklıysan ne yapacaksın biliyor musun? Kardeşim anahtar teslim ediyorum sana diyeceksin. Teknik direktörü o seçecek mesela. Var mı böyle bir imkan? Teknik direktörü seçebilecek mi? Halbuki sadece teknik direktör değil. Mesela teknik direktör diyorum. Ben o taraflarda çok bulunduğum için biliyorum mesela geliyor adam diyor ki sana 20 milyon veriyorum örnek. Bütçen senin 20 milyon. Burada hocanı da scout ekibinde yardımcını da her şeyi sen kuracaksın. Başkanlar ve yönetim kurulları girmiyor işin içine. Siz de devamlı istişare ederler. Toplantılar yapılıyor. Siz raporlarınızı sunuyorsunuz. Senin sonunda sana şeyini nereye geldin, neler yaptın, faydalı oldu mu, olmadı mı onlar soruluyor. Onlar da yönetim kurulunda şeyleri yapıyorlar. İşte sponsorlukları kulübe gelecek gelirlerle sağlamaya çalışıyorlar. Bunu Galatasaray'da yaptı, şeyi getirdiler. Luis Campos'u getirdiler. Ya oradan ya da bir bilemezsin ki şimdi. Bizim danışmanmış bizde, o. Sportif direktör olmuyor. Değilmiş o. Danışmanmış. Bu da öyle de devam etseli. Ya bu da danışman boy, gibi de bizim, yani Aykut, futbol aklı diyor. Aykut bizde müzik çok farklı çalınıyor. Biz onun öbürleri tarafta öbürleri gibi değiliz ki. Biz şeydeyiz. Türkü çalıyoruz, onlar Beethoven çalıyor yani. Çok farklıyız bu konuda. Hocam türküler güzeldir. Çok daha türküyü ben de severim. Çok severim. Türküler güzeldir. Ve, güzel güzel. Yok onun şey. Çok da çaldım ben. Hayır, şey çok da çaldım. Ben müzisyenlik yanında var. Türkücüdür. Sever türkü. Türküler güzeldir ya. Yok yani benim anlatmak istediğim çok farklı şey, düşünüyoruz biz. Onlar temelini atmışlar seneler hocam, önce. Hocam şimdi sistem şöyle olacak. Sen eğer bir futbol aklı almak istiyorsan Aykut şöyle yapacaksın. Diyeceksin ki Aykut'u futbol aklı olarak getiriyorum. Aykut teknik direktör olarak Mahmut Alparslan'ı getiriyorum diyecek. Hocam bana öyle bir liste zaten yaz diyecek. Sonra o liste yazılacak. O kendi listesiyle karşılaştıracak. Transferler yapılacak. Sen ne oynamak istiyorsun? Futbol aklı böyle olur. Bizde olmaz o işler. Ya bizde uzun vadeli olur. Öyle 5 aylık, 1 senelik falan değil. Hocalar da o şekilde. Şans tanımayalım mı canım şimdi? Ya biz onu demiyoruz ama bizim sıkıntılarımız yok. Alakası. Biz tanısak yani öbür gün kendileri yapacaklar, bozacaklar o işi. Komolli de öyle gelmişti değil mi abi? Tabii Komolli de öyle geldi. Hepsi öyle geldi. Terenao da öyle geldi. Koku'yu getirdi biliyorsun. Komolli geldi, Koku'yu getirdi. Ama sonuç yine hüsran oldu. Yani işte bu işler öyle değil yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim mentalitemiz, futbola bakış açımız oradaki Avrupalılar gibi değil. Yani onlar her şeyi düzenli açıda gidiyorlar. Bazı 3 ay paranı alamıyorsun burada. Örnek. Ödeme yapamıyor ama orada öyle bir şey yok ki, bankamatik orada. Takır takır paralarını çalıyor. Bunlar da var. Yani siz burada her şeyle ilgilenmek mecburiyetindesiniz. Onun için ne kadar size imkan tanıyacaklar, Sayın Ali Koç, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu size neyi sunacak? Neyse, şimdi Tolga tamam bu kırmızıyı al artık. Yeni kırmızıyı hazırlayın. Beşiktaş'la ilgili flash bir gelişme. Sercan Dikme'yi de bağlayın hatta. Bana da WhatsApp'tan yazıyor. Bir dakika. Güzel. Tamam. Yazıyor mu kırmızı yerden? Beşiktaş'ta önemli bir gelişme. Şimdi oyuncunun ismini ekrana verdiğimizde Beşiktaş o mevkiye arıyor mu? Aykut bereketli geldik galiba. Maşallah. Ayağımız bereketli geldi. Ayağınız uğurlu geldi abi. Nedir durum? Tamam. Hazır. Şimdi bu önemli bir gelişme. Aslında şöyle, zaten Beşiktaş'ın gündeminde vardı bu oyuncu.
Ama herhalde bu iş orada da sona doğru gelindi. Tamam mı? Aykut, senin, tamam, senin hızına tamam. Yetişmek çok zor gerçekten yani. Abi üst üste geldi. Bizim Ahmet Selim'le Sercan da bayağı terlediler. Bu işler böyle. Bu süreç böyle. Bak Ahmet Selim'den iki tane bomba aldı. Ver bakalım Sercan kırmızıyı artık. Ver. Ver ekrana. Enteresan. Beşiktaş'ta Getson Fernandes atağı. Mali şartlar görüşülüyor. Sercan diyor ki Beşiktaş mali şartlar ölçüsünde sezon sonu Getson'u istiyor. Yani ara transferde sezon sonu bir yarım dönemlik bir iş gibi duruyor. Ama belli de olmaz. Söz Sercan Dikme'de. Alo. Hattan düştü. Sercan. Duyuyorum artık. Ha, tamam. Şimdi sezon sonu için dedin de çok mu iddialı oldu? 1,5 olabilir mi mesela? Aykut İnce, Aspor özel haberi olarak paylaşalım bu bilgiyi. Daha çok sıcak bir gelişme bu. Daha tazeliğini koruyan bir durum bu. O yüzden kelimeleri de cümleleri de biraz seçerek kullanmak istiyorum. Daha sıcak bir gelişme olarak şöyle anlatalım. Benfica kulübü bir takım görüşmeler içerisinde Beşiktaş'ın devre arası için, yani içinde bulunduğumuz Ocak ayı için Getson Fernandes'le ilgili herhangi bir düşüncesi, herhangi bir planı yok. Lütfen bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü devre arası için değil, sezon sonu için Beşiktaş kulübü Getson Fernandes'i sezon sonu için istiyor ve sezon sonu için transfer etmek istiyor. Daha yeni, çok taze bir gelişme bu. Açıkçası ben bu durumun da çok kısa süre zarfı içerisinde olumlu veya olumsuz anlamda sonuçlanmasını da bekliyorum. Devre arası için olmadığını şöyle anlatalım. Beşiktaş'ta yabancı futbolcu sayısı 14 bildiğiniz üzere. Tabii Beşiktaş kulübü bununla ilgili neden sezon sonu olduğunu eğer ilerleyen günlerde resmi bir makama ulaşmamız durumunda daha net açıklayacaktır. Ben cümleleri yine seçerek söylüyorum. Çünkü çok hassas bir konu. Çok sertli bir konu. Sercan, şimdi hani bu noktada seni de kurtarmış oldum. Tamam, haber güzel, flash. Diyorsun ki gelecek sezon için böyle bir durum söz konusu olabilir. O zaman şunu sana sormak istiyorum. Yabancılardan kimi gönderecek Beşiktaş? Laiç'in durumu ne oldu? Ensakala ve veya başka oyuncu gönderilecek mi? Talip olan oyuncular var Beşiktaş'ta, başka takımların radarında. Şimdi sezon sonunda Beşiktaş'ta 14-15 tane futbolcunun kontratı bitiyor. Sezon sonu yeni bir yapılanmaya girecek Beşiktaş. Hem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı bununla ilgili planlamalar yapıyor. Bence bu soru için, eğer devre arası için Adem ve Ensakala durumunu soruyorsanız cevaplandırayım ama Getson Fernandes'in durumu sezon sonu için düşünülen ve planlanan veya şimdi görüşülen bir durum olduğunu söyleyeyim. Yani şu an olan bir durum değil. Beşiktaş kulübü anlaşsa da Benfica ile Fernandes için devre arası için değil, sezon sonu gelecek. Görüşmeler yapılıyor bununla ilgili. Tamam. Ben yakın süre zarfı içerisinde olumlu veya olumsuz anlamda Getson Fernandes Beşiktaş ilişkisinin sonuçlanacağını düşünüyorum. En azından çok taze olan, çok yeni bir gelişme olan bu durumu, bu son dakika haberini Aspor ekranlarında özel haber olarak tüm Türkiye'ye duyurmuş olalım. Ya zaten Benfica Teknik Direktörü Verissimo çok da sıcak bakmıyor Getson Fernandes'e. Elden çıkartmayı istiyor Benfica takımı. Ayrılacak. Getson Fernandes yakın süre zarfı içerisinde Benfica'dan ayrılacak. Nasıl bir çözüm olur? Yani kalan sezonu nerede geçirir bilmiyorum. Onunla ilgili belki ilerleyen saatlerde yeni bir haber yaparız. Ama ayrılacağı kesin. Gelecek sezon için adresi neresi olacak? Beşiktaş Kulübü bununla ilgili planlamayı yapıyor. Beşiktaş Kulübü bununla ilgili görüşmeleri yürütüyor. En azından şimdilik söyleyebileceğim bu Aykut İnce benim. Çok da kelimeleri seçiyorum, bilmem... Haldun abi ben, daha iyi anlıyor. Sen çok iyi anlıyorsunuz Aykut İnce.
Kelimeleri biraz fazlasıyla seçerek kullanıyorum. Sercan, bir şey soracağım. Sezon başında da gündeme gelmişti evet. Değil mi Sercan? Evet, hatta Haldun abi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi demişti ki biz isteseydik Gedson Fernandez'i alırdık. Son gün Meralem Pjanić gelişmesi yaşandı. O nedenle Pjanić'i tercih ettik demişti. Bu Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin ağzından çıkan cümlelerdi. Hatta son günlere yakın bittikten sonra Sayın Başkan bir basın toplantısı tadında bir açıklama yapmıştı Nevzat Demir tesislerinde. Orada olduğum için hatırlıyorum. Alabilirdik ama biz Pjanić'i seçtik dedi. Sercan, ben bir şey daha sorayım. Gerçi Aykut sordu ama bu Laiç'e yurt içinden Süper Lig'den teklifler olduğu ve sıcak baktığı bir takım olduğu gibi benim bir şeyler. Malatya var. Ha. Var. Doğru mu böyle bir şey? Beşiktaş kulübüyle yetkililerle konuşma fırsatı buldum Adem Laiç konusunu. Beşiktaş'ın Adem Laiç'i elden çıkartma gibi isteği zaten var. Bu sürpriz bir durum değil Haldun abi ama yeni Malatya Spor olmayacak gibi duruyor. Ya Beşiktaş 100 bin euro için, 200 bin euro için, 300 bin euro için Adem'i gönderme amacında değil. 1.6, 1.7 civarında yarım sezonluk maaşı Haldun abi. Beşiktaş eğer varsa 1 milyon eurodan kurtulabilecek seviyede olursa olacak ama yeni Malatya o 1 milyon euro seviyesine çıkacak gibi değil. Benim aldığım bilgi de edindiğim bilgiler de Adem'le işle ilgili olarak bu Haldun abi. Anladım. Yani olacak gibi değil yeni Malatya şu an. Anladım. Yani, tamam, peki. Aykut abi. Efendim. Altını çizerek söyledim. Tekrar etmek de istiyorum açıkçası. Şimdi değil, devre arası için değil. Sezon sonu için düşünüyor Beşiktaş. Tamam, tamam. Anladık onu. Şimdi... Evet. Başka soru yok. Gönderelim mi? Sercan'a hani Sercan bize kampta bir transfer olmayacak demişti. Dönüşte olacak mı onu da soralım bari. Haldun abi yine olursa da Fernandez şimdi olmamış oluyor. Sezon sonu gelecek şekilde oluyor. O yüzden dediğim şeyin arkasındayım yani. Şu an için bir transfer beklemiyoruz ama sezon sonu için olacak mı? Onu açıkçası şimdiden kestirmek zor. Peki, benim gelecek sezon başında yeni teknik direktörün onayı olmuş mu Gedson Fernandez için? Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Antalya kampında dedi ki biz teknik direktör çalışmalarımızı, görüşmelerimizi durdurduk. O nedenle şu an Beşiktaş'ta bütün planlama Önder Karaveli üzerinden yürüyor. Ancak Önder Karaveli'nin Gedson Fernandez'le ilgili yorumu şu dersem yanlış söylemiş ve yalan atmış olurum. Ama Beşiktaş'ta gelecek sezon için en yetkili kişinin daha doğrusu yani Beşiktaş Başkanı'ndan sonra sportif direktör. O nedenle o söylediği için yeni sezonda yeni bir hoca ismi yapmak şu an biraz gerçekçi gelmiyor. Sonlara doğru biraz daha bu iş şekillenirse tabii yaparız. Rıdvan için Avrupa'dan da gelen teklifler varmış. Evet, bugün gün içinde Necdet Ergezen'le konuştum ben, Rıdvan'ın menajeri. O bu konuyla ilgili Aspor'a açıklamalar yaptı. Tabii bir yandan görüşmeler var kontrat uzatmaya dair. Bir yandan Beşiktaş Kulübü'nün uzatma isteği var. Rıdvan bizim röportajda dedi, Aykut abi Avrupa'ya gitmek istiyorum diye. Hatta Necdet Ergezen menajeri de Avrupa isteğini birkaç defa söyledi. Biraz sezon sonu şekillenecek gibi. Ama sanki iyi bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş böyle 5 milyon euro civarında bir ücret gelmesi durumunda Rıdvan'ın satışına onay verecek gibi duruyor. Ama henüz Beşiktaş'ı böyle mutlu edecek bir teklif yok, bunu söyleyeyim. Belçika'dan, İngiltere'den ve Fransa'dan tekliflerin olduğunu söyleyelim. Hem teklif diyelim buna, hem gayri resmi teklifler hem de henüz daha sıcaklığını koruyan ilgi mektupları. Tamam. Ama Rıdvan'la ilgili olarak biraz sezon sonu hareketli geçecek gibi. Teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Sercan teşekkür eğer ederim. Kulüp başkanı olursa onun karşısında gazeteci olmak çok zor yani. Gazeteci. Gazeteciyken bile zor bilgi veriyor. Ağzına sağlık. Sağ olsun. Ya şimdi Rıdvan'la ilgili şunu söyleyelim. Hani bir şekilde yanlış anlaşılmalar nedeni olmasın. Çünkü özellikle Sercan konuştu. Yani Rıdvan'a teklifler olduğu gerçeği var ama Rıdvan kendisine şöyle menajeriyle birlikte bir
kariyer planlaması yapmış. Birinci hedefim Beşiktaş'ta oynamak. Oynadı. İkinci hedefim A milli olmak. O A milli oldu. Üçüncü hedefim Avrupa'ya gitmek diyor. Ama bu noktada biz zaten kulüple dirsek temasındayız diyor. Yani Necdet Ergezen'de kulüple dirsek teması halindeyiz. Yani öyle kulüpten bağımsız kendi kafamıza göre uzatmayalım, işte yapmayalım, gidelim, çekip gidelim işte diye bir şey yok. Ceyhun Kazancı ile temas halindeyiz. Kulübün de menfaatleri çerçevesinde oyuncunun ideallerine ulaşması söz konusu olduğunda kulüple birlikte hareket edeceğiz zaten diyor. Yani biz kulüpten bağımsız bir şey yapmıyoruz diyor. Ve gayet de güzel yani çünkü emeğin karşılığını vermeye çalışıyor. Beşiktaş ona bir emek verdi. Onun karşılığını vermeye çalışıyor. Oyuncunun da ideali var. Evet teklifler varmış 3-4 yerden. Sercan'ın söylediği gibi 3-4 yerden teklif var. Lyon teklifi de var. Ama bunlar Beşiktaş kulübüyle yapılacak görüşmelerin sonrasında olacak şeyler diyor. Yani biz hani tamam sözleşmede çok kısa süre kaldı. Oradan yürüyelim gibi bir düşüncemiz yok dedi Necdet. Onu da söyleyelim. Yani yanlış anlaşılmasın yani. Getson için sen ne diyorsun? Ona girecektim. Ya bulum yani Hint kumaşı mı ya? Oynamayan bir adamı iki tane güzide kulübümüz almaya çalışıyorlar. Orada Braga var. Orada Belenense var. Orada Santa Clara var. Demek ki onlar o parayı vermiyorlar. Sen burada paraların bol ya. Dağıtıyorsun ortada. Ya yok mu başka dünyada ya? Ha ne yapmış, nereye gelmiş? Zamanında emin ol. Burada ben sen bilirsin söyledi. Felix'le birlikte defalarca anlattım ben bunu. 3 sene evvel, 4 sene evvel. Joao Felix'le. Ve bu oyuncunun bu kadar düşmesinin nedenini araştırmak lazım. Yani sanki başka oyuncu hiç kalmadı. Dünya ülkelerinde. Hiçbir yerde bulamıyorsun. Getson. Yani bilemiyorum. Ne buluyorlar, ne ediyorlar, ne kadar sizler nerelere taşıyacaklar. Daha farklı oyuncular mutlaka vardır yani. Şimdi Beşiktaş'ın söyleminden yola çıkıyoruz. Sezon bittikten sonra alacağız. Sayın Başkan demiş işte olmasa, Pjanic olmasa Getson'u alıyorduk. Vallahi bilemiyorum yani. Biraz da hani futbol aklı falan diyorlar ama biraz da iyi etüt etmek lazım. Size onun tekrardan toparlanması, antrenmanlara da çıkma yarılmıyorsun. İkinci takımda ama öyle bir yerde. Evet. Böyle bir yerde yani neyi bizi düşünüyoruz? Yani ikinci gelen hiç oynamayan bir oyuncu mu sizi bir yerlere taşıyacak? Kendi evlatlarınız var yani o tarzda olan bir sürü oyuncu var bizim ülkemizde. Biraz da onları araştırıp bakalım. Yani geçen sezon geldi 5-6 maç sonra bir ayağa kalktığı için Getson Fernandez iyi bir oyuncu onu bir kere söyleyelim. Ona bakın ben de biraz evvel ne dedim? Onun bu seviyeye inmesinin nedenlerini araştırmak lazım. Orası doğru. Ya 70 milyonları görmüş bir oyuncudan söz ediyoruz. Sıfırlara gelmiş. Sıfır olmuşsun artık ya. Evet. Aykut bir iki tane soru da var. Onları da söyleyeyim istersen. Tolga Bicem Fenerbahçe için bahsettiniz tamam diyor kanat oyuncusundan da. Sol bek ve golcü konusundaki durum ne? Zonguldak Devrek'ten yazıyormuş. Seferovic var. Selam söyleyelim. Galip de sol bek soruyor. Fenerbahçe'nin sol beği. Hüdaverdi Akbal da üst düzey transfer lazım diyor devre arasında. Yani öyle normal bir transfer değil diyor. Onun sen da Seferovic mi dedin? Seferovic abi. Seferovic alırsa yani ismi geçenler için. Ben gelen sorulardan ortak sorular Fenerbahçe'nin sol bek ve santrofor konusu Seferovic ve daha tam, üst düzey. Tam bir santrofor, tam bir golcü. Şeyi de sordular İsviçre sana. Ben araştıramadım. Giresun Zeluis, Moskova'dan boşa çıktı ya Zeluis. Evet. Giresun Spor istiyormuş abi ciddilermiş. Ya Giresun Spor iki transfer yapmak istiyor. Bir tane çok iyi bir Jean-Pierre diye iyi bir 10 numara aldı Gremio'dan. Yani Zeluis'i alırlarsa... O da çok iyi ama o da yukarıdan aşağı doğru inişte. Evet. Yani şimdi orada Süleymanov da bizim... Epey inişte. Şapi Süleymanov da mesela büyük yıldız diye beklerken aşağı inmişti ama geldi... Bizde Giresun Spor'da kendisine bir yeniden bir hayat buldu. Yani onu söyleyebiliriz. Hep dersin ya gençleri ihracata başladık. Bak Kayseri'de 19 yaşında bir çocuk var. Nurettin Korkmaz onu yolladı. Portekiz 2. ligine. Zaten oradan gidiyorlar. Bartu gitti. Bartu Elmas sezon sonunda Marsilya'ya gidiyor. Bartu ama tak kadroda. Giden. Şu anda kadroda. Tam kadrosunda. Sezon sonunda gidecek. Yani gençleri ihraç etmeye başladı. Bak tekrar söylüyorum. U15'ten itibaren milli takıma girdiyseniz oradan itibaren Avrupa'nın scoutları sizi takip ediyor. Ediyor evet. Oradan itibaren bu yeni bir şey değil çok takip edildi. Hocam sadece o değil.
Şampiyonlar Ligi gençteki Avrupa yani. Gençler Ligi oynanıyor. UEFA'nın UEFA Gençler Ligi'de. Ligi. Orada da takip ediyorlar artık yani. Tabii. Öyle bakıyorlar oyuncular. Ama şeyden başlıyorlar. U15'ten itibaren oranın şeyleri var. Scoutları var. O sadece milli takımlarla ilgilenen. Onlar oraları o UEFA'nın maçlarını takip ediyorlar ve devamlı dağılıyor. Oradan da şey de var. Havuza girdiniz mi? Trabzonspor da var mesela. Trabzonspor'da Midland'da forma giyen Doğukan Aral Şimşir. Evet. Evet. Onu şöyle bir şey. O da 19 yaşında. O çok iyi bir oyuncu. Yani gerçekten çok iyi bir oyuncu Aykut. Yani biliyorsun onu. İyi oyuncu olduğunu şuradan anla. Trabzonspor 1,5 milyon euro verdi, kabul etmiyor Midland. 2 istiyoruz diyorlar. Yani 2 milyon euro. Onlar galiba çok iyi oyuncu yetiştiriyor. Trabzon'da verecek o parayı. Abi çok, maşallah. Çok iyi bir oyuncu. Evet. Trabzonspor var ya, önündeki yılları domine edecek Trabzonspor düzeni, ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Ne yapmaya çalışıyor? En önemli bir noktayı söyleyeyim sana. Gözünü karartmış, çok net söylüyorum bunu. Gözünü karartmış Kaan Ayhan'ı almaya çalışıyor. Çok büyük para aklıma oldu ya. Çok abi, para istiyorlar. Para yani. Çok istiyorlar abi. Biliyorum 8 milyon euro istiyorlar ya. Gözünü karartmış Trabzon. Diyor yani ki ben bilemiyorum ya. Şimdi şöyle bakarsın hocam. Çok beş, iyi oyuncu hocam. Beşe yani şimdi Kaan'ı ben çok iyi biliyorum da. Hocam beşe, ama çok büyük para. 5'e indiği anda. Alırlar. O vakit alsınlar. 3'e bölersin. 3 taksitte 1,5. Ya o tabii o kulüpler arasında. 1,5. O karşı taraf ne diyor abi ama. Abi oynatmıyor. Ya İtalyanlar tok satıcıyı abi, oynuyorlar. Tamam ama oynatmadığı bir oyuncu için de 8 çok istiyor abi. İşte ben de zaten onu söylüyorum. Çok istediği için zaten Trabzon. Trabzon 4-5 aralığında Trabzon işi bitirecek. Bak ben sana şöyle söyleyeyim. Birinci hedefine ulaşıyor Trabzonspor. Bak ikinci hedef Efe Can'dı. Birinci hedef Visca'ydı. 4.3 milyon euro verdiler. Visca'yı aldılar. Kaan Ayhan'ın çok özel bir durumu var. Kaan Ayhan'ın. Yani belki birçok kişi beğenen vardır, beğenmeyen vardır. O ayrı bir konu. Hani ben şey için söylüyorum. Şimdi Kaan Ayhan çok pozisyonlu oyuncu. O kadar avantaj ki çok pozisyonlu oyuncu. Şu anda Dorukhan Toköz'ü aldı mesela Abdullah Hoca. Ya çok pozisyonlu oyuncu. Orta saha oynuyor, sağ bek oynuyor. Her yerde oynat. Yani kanat koy kanat oynar. Joker. Yani şimdi burada da Kaan Ayhan'ı alırsa eğer şöyle düşünüyor ki ben bak hala söylüyorum. İlk günden beri söylüyorum. Birinci hedefi Kaan Ayhan. Stoper oynar, ön libero oynar, sağ bek oynar. Yani ihtiyacın halinde camı kır, istediğin yere koy. Böyle bir oyuncu olduğu için de Trabzonspor Kaan Ayhan konusunda çok kararlı bir tutum izliyor. Dikkat edersen bak stoper konusunu şu anda askıya aldılar. Yani başka bir yerle ilgili konuşma olmuyor. Ha, Kaan Ayhan da konuşulmuyor. Onun da sebebi biraz şey. Hani soğutma politikası. Biraz soğutabilir miyiz Kaan diye Ayhan'ı bakalım. Kaan Ayhan'ı ben çok iyi tanıyorum. 17 yaşında Galatasaray'ı istedim. 17 yaşında. Ve takım kaptanı. 4 ay sonra da A takıma çıktı oynamaya başladı sağ bek. Kendi hocaları Schalke'nin hocası oldu. Hatta Galatasaray'ın yendiği maçta Hamit'in falan oynadığı maçlarda orada Kaan Ayhan sağ bek oynuyor. Esas en çok sevdiği mevki de defansif orta saha oynamak. Löw kendisini Alman milli takımına almak için evlerine kadar gittiğinde konuşma şu. Tamam diyorlar. Bir hafta mühlet istiyorlar aile. Düşünüyorlar oynadığı şeyde mevkide Sami Khedira'lar falan bir sürü var oraya girmek şey cadı kazanı gibi yer. En sonunda tabii Türk milli takımımızı seçti. İyi ki de seçti. 3 mevkide dediğin gibi oynuyor ama stoperde de Düsseldorf'ta stoperde oynamasının ana nedeni onun gibi tecrübeli oyuncu olmayınca hocası kimdi ya eski hocalardan şimdi ismini çıkaramayacağım Funkel. Funkel burada oynamasını istedi yani onun stoperde oynaması ve devam etti orada da. Sağ bekte de oynayabilen. Her türlü oynayabilen bir oyuncu. Ama 8 milyon çok para Aykut şu devirde. Yani... Yok 8 milyon zaten onlar şimdi yukarıdan gidiyorlar ama o iş aşağı doğru inecek. Ya inerse göre. Yani inerse bir an evvel alır isterler onu alırlar. Şimdi en başta Türk oyuncu alıyorsun. Milli oyuncuyu alıyorsun. Mevkilerde özellikleri olan oyuncu 7 artı 4'e uygun oyuncu yani, alıyorsun. Bu arada bakıyorum arada izleyicilerimiz de transferde meraklılar yani. Serdar çok soru geliyor. Serdar Meriç diyor ki Galatasaray transferi kapattı mı diyor. Daha kapattı herhalde bundan sonra almaz. Daha Erik Bulgar'ı da göreceğiz imzayı ondan sonra. onun bitti galiba artık. Bitti. Yani, bu akşam maçı var. Ben onun tesadüf eseri Santander'i izlemeye gittiğimde Bologna'ya. Orada izledim ama fazla bir fikrim yok. Şimdi herkes hani onun için şey diyor ya işte Melo gibidir falan o tarzda bir oyuncu ama pozisyon oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu.
Onlar da İtalyanlar. Onu da galiba Montella çok formda. Evet, evet, evet. Montella evet. Yıldızını parlatmış. Ben şimdi Santander'i izlemeye gittim de şeyden, Copenhagen'den çıktı, orası transfer olmuştu. Ondan sonra da zaten kendisi Fiorentina'ya transfer oldu şey Erik. 19-20 sezonu yanlış hatırlamıyorsam Montella teknik direktör, Montella teknik direktör. Çok enteresan biliyor musun? Fiorentina'dan bahsediyorsun. Montella tabii. Çok enteresan isimler var beraber oynadı. Raşit Gezal beraber oynuyor. Eyserik Kasımpaşa'daki beraber oynuyorlar. Yani oradan o, evet, o takımda beraber oynuyor Erik Bulgar. Ve inanılmaz bir iş yapıyor. O sezon 13 gole doğrudan tesir ediyor. Yani o sezon ön libero iken tesir ediyor. Montella'nın çok çok iyi tanıdığı bir oyuncu. Ve Bologna'da, hocamın izlediği Bologna'dan Fiorentina'ya geçerken 12.3 evet. milyon euroya geçiyor. Bak bugün Kaan Ayhan için 8 milyon euro çok büyük para diyoruz. Ama onlar veriyor ya. Ha işte 12.3 milyon euro veriyor hocam. Yani şimdi bu, oyuncunun değeri açısından söylüyoruz. Bu ama oyuncu da ilk etapta şeyi yanılmasın seyircilerimiz. Hani oraya basıyor ediyor falan. Çok iyi pozisyon oyuncusu. Pozisyon almasını çok iyi biliyor. Yani hani biz severiz ya böyle her tarafa basacak diye. Burada yanındakiler eğer ona ayak uydururlarsa her tarafta karşılan ve çok basit oynuyor. Öyle... Gomis için ne diyorsun? Geldi artık hocam. Abi, gollerini görmek lazım. Ne diyeceksin ki artık? Gomis burada kendini kanıtladı. Ya şarttı Galatasaray. Zaten baştan böyle bir iki tane orta sahası da dahil oyuncu alması lazımdı. Sonradan işin ne kadar... gelen yeni hoca da söyledi. Tecrübeli oyuncumuz yok dedi. Tecrübeli oyuncumuz yok. Yani bir yerleri keşfetmeye gerek yok. Belli olan bir şeydi. Bu Galatasaray kadrosunda sezon başında diğer büyük takımların iki tanesi, orta sahalarından iki tanesi olmuş olsaydı şu anda Galatasaray'da çok farklı bir şey. Gomis'e bile ihtiyacın olmazdı senin. Emin ol olmazdı. Ellerindeki yetenekli oyuncuların, o genç dediğin nitelendirdiğimiz oyuncu verin sizin rakiplerinize birer ikişer tane bak nasıl oynuyorlar. Ama hepsi bir arada tutmadı. Hepsinin en zayıf özellikleri, pozisyon özellikleri yok. Kendileri telaşa futbol oynuyorlar. Çabuk nerede dinlendirilecek, nerede işte. Erik o tarzda birisi. Sizi ne zaman hızlandıracağınızı, ne zaman oyunu dinlendireceğini bir... Hamçık'tan bahsediyorsun, Josef'ten bahsediyorsun. Bu tarzda oyuncular var. Senin orta sahana bak. Hadi çık bakalım işin içine. Şimdi oyuncu zaten bu sezon çok fazla şans bulamamış. İkisi yok, kupada, sakatlığı vardı. Yani 8 maç oynamış, çok şans bulamamış ama şöyle bir gerçek söylemek lazım. Transfermarkt değeri 8,5 milyon euro şu hala. Şu anda öyle oyuncunun. Hala yani öyle hani çok geri gitmiş bir oyuncudan bahsetmiyoruz. 9. ayın ortasından şeye kadar yeni seneye kadar maçı yok sakatlıklardan dolayı. Toplasan 90 dakika belki vardır yoktur. 441 dakika oynamış. Ama şeyde mesela milli takımda oynayan bir oyuncu. Biliyorsunuz öyle ülkelerde yurt dışına çıktınız mı oynamaya başladınız mı bir daha kesilmiyorsunuz. Hep milli takımdasınız. Daha yaşınız ilerlediğine kadar. Zaten maçı var şimdi. Yani onu da merak ediyorlar. Bugün Bolivya'yla mı oynuyorlar? Transfer nasıl gerçekleşecek diye de bir takım şeyler var. Tabii oralarda bazı kolaylıklar olduğunu söylememiz lazım. Yani transferin nasıl gerçek... Yani oyuncu Şili'de, Bolivya ile oynuyorlar hocam. Bolivya ile. Bir saat sonra... Bolivya, Bolivya, Şili. Bir saat sonra, 45 dakika sonra maçları var. Hala Medellin'den oynuyor ya. Onlar... Şimdi... Allah yarı çok soran var sana abi. Hals diye gitti ya. Hals yani. Ha şey Erik Bulgar'la ilgili bir cümle. Sonra cevaplarsın abi. Bir cümle söyleyeyim ondan sonra. Yani şöyle bir şey var orada. FIFA organizasyonu olduğu için UEFA da buna imkan tanıyor. Transfere imkan tanıyor. Sözleşmeyi göndererek imzalıyor. Sonrasında sağlık kontrolünden geçebiliyor. Yani hani ikisine yetişir mi akşama diye bu olanaklar var. Yani çünkü uluslararası bir organizasyonun içerisinde bir hazırlık maçına gitmiyor oyuncu yani. Sonuçta burada bir Dünya Kupası elemesine gittiği için orada herhangi bir sıkıntı yok. Yani FIFA, UEFA ile o kolaylığı sağlayacak. Yani tabii Emre de aynı. Mesela yarın atarsa imzayı yetiştirecekler Avrupa maçına. Efecan zaten yetişir hocam. Onda sıkıntı yok. Onda sorun olmaz. Ha. Sağlık ben kontrolü Avrupa vesaire falan var ya. Liste orada verilecek ya. Evet, evet, onu tamam. O 24'e kadar süresi var hocam. O yetişir de burada da FIFA organizasyonu olduğu için, yani benim bilgim öyle. FIFA organizasyonu olduğu için, resmi bir organizasyon olduğu için UEFA buna imkan tanıyor. Yani diyor ki siz oyuncuyla sözleşmenizi imzalayın, bize gönderin. Sağlık kontrolünü vesairesini sonrasında çözebiliriz diyor
Galatasaray'da bundan yararlanıyor. Ben böldüm, Allah yar. Hocam Allah yarı bir sorayım. Vallahi abi, yar, vallahi bence Fenerbahçe'de kalmış olsaydı belki bir iki oyuncusundan daha farklı bir şeyler alabilirlerdi. Çünkü gelişmeye çok açık bir oyuncu, çok farklı bir oyuncu. Şimdi Hulse'de daha oraya farklısı. Uygun mu bu çocuk? Yani uygunluğun derecesini şu şekilde ölçmek lazım. Takım nasıl şekilde oynayacak? Yani her şey bir de takımlarla da ölçülür. Kapasitesi olan bir oyuncu. Biraz evvel ne dedik? Bazıları sonradan açılan. Ve ne oldu? Milli takımda da oynayan bir oyuncu. Oralara da kadar da geldi. Ve devamlı da oynuyor. Tabii bu Fenerbahçe'nin kendi politikası. İçeride daha farklı santrofor işte. İşte biraz evvel sen ne dedin? Seferovic. Şu anda bizim ülkemizde büyük takımların hepsine uyabilecek bir santrofor. Yani ceza sahası santroforu diyorsun ya, golcü. Seferovic o tarzda bize. Frankfurt'ta yaptıklarına bak. Orada Benfica'ya gittikte yaptıklarına orada bak. Orada ama Sebastian Haller vardı. Bak beraber müthiştiler. Müthiş. Şimdi ne diyorum? Birbirlerini bağlıyor. Burada da Valencia ile bağlı. Valencia var. Berisha belki. Berisha var. Serdar var. Bunların içinde eğer alırsan sen santrofor. Bir tanesi veyahut da hiç alma. Bekle. Sol bekini kapat. Sezonda gidebileceğin yere kadar git. Zaten şampiyonluğu kimse yakalayamadı. Trabzon gidiyor. O aldı o başını. Onu düşün. Sen 2'yi, 3'ü, 4'ü falan oralara bakacaksın. Eğer ikinci olsan da Şampiyonlar Ligi önelemesi yani, diyorsun ama yani. Ama kaç öneleme? Ya bir fazla olacak belki yani, ama tabii. Çok yani sonuçta ha orada ha orada şimdi yani. Şimdi şunu diyorum ben, paranı şimdi mi harcamak istersin santroforu veyahut da çok iyi araştırıp bir tane hiç kimsenin ya bu da mı diyecek birisi değil pat diye basarsın parayı getirirsin, o tarzda mı olur? Bilemeyiz tabii ama hep böyle sıkıntılar için bakayım. Şimdi aldığınız zaman 4 tane santroforunuz oluyor. Evet. Valencia'da biraz farklı meziyetleri var. Sağda solda kullanabiliyorsun. Biraz onu farklı düşünelim ama 4 tane santrofor. Bugün bir yerde okudum. Stefan Kuntz Yunus Akgün'ü çağıracakmış abi. Düşünülmüş. Evet evet. Öyle bir Balotelli de gitti öyle İtalya'ya. Bir şey, öyle bir şey var. O da hazır. Bu arada bir soru söyleyeyim. Da var. Onu da üstünde devam konuşalım. Et, devam et yani şöyle Yüksel Çalhan Konan'ı soruyor. Konan'da ne oldu diyor. Ha, yani transferi oldu mu diyor. Şimdi onunla ilgili aldığım sıcak bilgiyi zaten genelde de var ama bir sıcak bilgi vereyim. Hani gelmişken söyle. Hani sormuşken izleyicimiz söyleyeyim. Şimdi Konan konusu şu. Fenerbahçe kulübü gidiyor. Reims kulübünün başkanı ya da işte yöneticileriyle Fenerbahçe kulübü temasa geçiyor. Oyuncunun transferi konusunda anlaşıyor. Bu noktada menajer devreye hiç alınmıyor. Menajer hiç devrede yok. Diyor ki sen benim oyuncumla kulüp adına görüşüyorsun, beni hiç devreye sokmuyorsun. Beni devreye sokmazsan o zaman ben de sana zorluk çıkartırım diyor. Ve gerçekten çok ilginç bir durum. Ne istiyor biliyor musun? 1,5 milyon oyuncusuna, 360 bin euro falan alıyormuş. 1,5 milyon euro oyuncusuna istiyor. Artı 1 milyon euro kendisine istiyor. Bir de imza parası istiyor. Maşallah. Diyor ki madem ki diyor siz beni devreden çıkarttınız diyor. Ve böyle olunca tabii Fenerbahçe'de transferden vazgeçmek zorunda kalıyor. Çünkü rakam inanılmaz noktalara geliyor. Konan transferi bunun için sıkıntıya girdi. Fenerbahçe'nin şimdiki hedefi, bu kısa sürede yapabileceği en uygun transfer hedefi şu anda Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi için görüşüyorlar. Orada da para. O da para. Uğur Çiftçi'yi Trabzonspor istediğinde 3 milyon euro istemişti Trabzonspor'dan. Sonra 2'ye kadar indi. Ama bilmiyoruz tabii. 2'ye kadar sol inince. Dortmund'dan sol bek alamazsın. Yok o çok Nico Schulz. Nico Schulz gelmiyor zaten. Schulz yani zaten bir de pahalı topçu, alamazsın onu. Gelmiyor. Yani vesile oldu. Açtı konuyu. Konan konusunu menajer bozdu. Yani menajer Fenerbahçe'nin Reims'le görüşüp menajeri hiç devreye almaması yüzünden menajer sinirlendi. Kalıyoruz o zaman. Problem yok dedi. Ve şimdi iş sıkıntıya girdi. Yani onu söyleyeyim. Yani olma ihtimali artık bana göre yani çok çok %1'lere falan düştü. Bu rakamları veremezsiniz sezon yani. Sezon sonunda bitiyor mu kavrası? Ama çok büyük rakam büyük şimdi. Büyük rakam da bitiyor yani. Kulübün de şeyi orada ne bileyim iş güzelliği. Sen tabii menajeri varsa niye konuşmuyorsun menajerine? Ya şöyle sistem izlenmesi gerekiyor tabii. Önce kulübe bir teklif yapılacak. Sonra gideceksiniz menajerini çağıracaksınız. Menajeriyle görüşeceksiniz. Siz bütün kulüple anlaştık her şey oyuncuyu transfer ettik diyemezsiniz. Çünkü futbolcu da eş değerde söz hakkına sahip. Yani kulüp kadar o da söz sahibi. Gitmiyorum derse nereye göndereceksin? Ama onun da orada Fransa'da görüştüğü yerler varmış. Var, birkaç kulüpler varmış hani. Var. Sadece Fenerbahçe teklif dedi. Ama şimdi ne oldu? Sol beksiz kaldın. Şimdi bak enteresan. Fenerbahçeliler için belki umut, hani umut derken
satış meselesinde. Biliyorsun Güney Kore katılıyor Katar'a. Evet. Şeyi yendiler 2-0. Bugün Suriye'yi yendiler. Katıldı. 15. takım oldu. Niye Fenerbahçe'leri ilgilendiriyor? Çünkü Min Jae Kim milli takım forması giyiyor. Dünya Kupası da bu oyuncu için çok önemli bir vitrin. Eğer orada iyi oynarsa hatırla Zalai Macarlarla. Değil mi? Vida final oynadı. Beşiktaş 40 milyon euro. Eğer Min Jae Kim Dünya Kupası iyi bir performans ortaya koyarsa bu Fenerbahçe için ciddi anlamda bir gelir olabilir. Bu Japon ve Korelilerle en fazla ilgilenen ülkeler bunun başında Almanya geliyor. Ondan sonra da İngiltere. Onlar aynen. Ondan sonra da İngiltere. Yani orada göstereceğin... Ama ilk Manchester başlattı o işi. Şimdi hatırla. Kagawa ile mi? Değil. Nakata. Ha Nakata. Roma. Biri daha vardı. İtalyanlar mı başlattı? İtalyanlar başlattı. Ama İtalyanlarda da var. Önce, İngilizler değil mi? İngilizlerde de var da İtalyanlarda çok oldu. Ama ilk önce gitti. Almanlar başladılar buna. Şeyle işte Kagawa ile. Hatırla ya çok 200, meşhur bir oyuncu vardı Japon. 270'e mi ne bir şey aldılar. 1000 euroya. Kimi söylüyorsun? Santrafor. 40 milyona şeyi sattılar. Manchester United'a sattılar Kagawa'yı. Shinji Kagawa. Yani 40 ve ikinci ligden alma. Neyse. Onun için dedim. İlk başta gelen yerler Almanya ve İngiltere. Bu iki ve verirler de para. Verirler de. O belki bir şans olabilir Aldun abi. Şimdi o açıdan bakmak lazım. Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Güney Kore basını tabii şimdi biz Güney Kore'de olduğu için oyuncu yani orada Güney Kore basınının bir haber paylaştı. Avrupa'da da tabii biliyorsun hemen Avrupa'dan da alıyorlar. Ne kadar doğrudur nedir bilmiyorum. Napoli'nin çok ciddi bir şekilde Kim Min-jae'yi istediği bilgisi. Ama Fenerbahçe'nin de yani bu noktada Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar oyuncuyu bırakma düşüncesi olmadığını, çok çok cazip bir teklif olursa hani 20 milyon eurolar falan konuşuluyor. Öyle rakamlar olursa bu iş olabilir düşüncesi hakim. Ama onun dışında Fenerbahçe büyük bir olasılıkla sezon sonunda tutamayacak yani. Sözüm ona Napoli istiyormuş abi. Evet Napoli istiyor. Yani Napoli istiyor ama Fenerbahçe şu anda sıcak bakmıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin düşüncesi şu. 15'ten aşağı vermeyiz. 20 bize caziptir. Yani 15 üstü pazarlık. Pazarlık. Yani 15 üstü pazarlık. Şimdi Napoli'de ne yapmaya çalışıyor onu bilemiyoruz. Net. Yani şimdi biliyorsun şöyle bir olay var. Onu da anlatalım da sen transferde bazen böyle söylüyorsun. Ya nereden biliyorsun kardeşim teklif mi geldi? Şimdi bunlar basına yansıyor. Oyuncunun menajeri konuşuyor. Diyor ki işte böyle böyle bir teklif, bir görüşme oldu diyor. Resmi teklif, hocam artık hoca olarak bilir. Resmi teklif artık en sonunda geliyor. Resmi teklif. Ön çalışmaları yapılıyor. Çok çalışmalar ya şöyle değil yani olay. Ya Aykut şu mektubu veriyoruz size resmi teklifimiz budur denmiyor. Önce bir görüşülüyor tabii. Bak Fenerbahçe'nin işi nasıl bozuldu? Menajerle görüşmediği için, kulüple görüştüğü için bozuldu. Yetkililer, resmi teklif mi verdi? Yok. Yetkililer menajerleri. Yani onun şimdi için söylüyorum orada. Kimi emin ol tutamazsın yani. Kim iyi para getirecek Fenerbahçe ve çok iyi bir stoper. Emin ol iyi bir stoper. O uzun boyuna olmasına rağmen o çabukluğu, çabuk dönüşleri Avrupa'da rövanşta olan bir stoperler konumunda. Çünkü çok uzun boylu oluyorsunuz ama hantal olabiliyorsunuz. Sadece pozisyon oyunu olabiliyor. Kim öyle bir oyuncu değil. Burada da Fenerbahçe'ye giden hoca Pereira bir iyilik yaptı. Değil mi? Kimi transfer ettirdi getirdi. Bir dakika. Şu bizim Tolga Tezcanoğlu bakmış savunmaya. Kaleci, sağ bek, sol bek, stoper, sağ bek, iki stoper, sol bek hepsinin adı Kim. Şeyde. Kimle bitiyor? Tabii. Bu arada şeyde onu da Alessandro Antalya biliyorsun. Evet, Alessandro. Alessandro. O evet. Abi önemli. Hamilton'u verdiler. Biliyorsun Hamilton Konya'ya gitti. Evet, onun yerine Mukariyo'yu yolladılar. Alessandro'yu aldılar. Mukariyo iyi para kazandı. Gitti. Yani oraya gitti. Kopenhag'a gitti doğru. İyi para kazandı. Şimdi yalnız kime gelirsek tekrardan Fenerbahçe buradan iyi para kazanacak. Zalai'den belki o kadar değil. Hocam Zalai'yi biraz aşağı çeken düştü. Oyun felsefesi oldu. Hocanın biraz bakış açısı oldu. Şunu yani da söylemek lazım.
Yani Zalay da üçlü oynamasını bilen bir oyuncu. Yani burada üçlü oynadı Macar diye. Macar milli takımında oynuyor ya, hocam zaten. Tabii, üçlü oynuyor yani, Macar milli takımında. Şunu demek istedim. Ondan hani aşağıdaki kendisinden de hocam, kaynaklandı. Hocam şeyde Kopenhag'da bayağı biz Danimarka ile bayağı ilişkilerimiz. Bak şeyi de aldılar abi Babakar'ı. Evet Babakar evet. Da gitti oraya. Alanya Spor'a. Evet biz şeyi yolladık işte Midland'a. En son Max Meyer. Max Meyer. Trabzonspor evet. Aldı oradan genç bir oyuncu. Bayağı bir pazar, orada bir pazar şeyde, oldu. İsveç'ten Doğan. De bize şey geldi. Hamçık geldi biliyorsun. Doğan Aras. Değil mi? Nasıl abi? Hamçık geldi İsviçre'de. Evet, ama oraya şey için gitmişti ya. Tabii. Yani ha. Hani boşta şeyde, kalmayayım diye gitmişti. İskandinavya'da var. Danimarka'da, İsveç'te iyi Türk oyuncular var. Şeyi gençler aldı, çok yetişiyor. Hazır böyle gelmişken söyleyelim. Karagümrük, Cenova'dan Abdullah Ture'yi aldı. Hı hı. Dediğin bugün, gibi bugün, Hamilton gitti şey bugün dediğin gibi Manchester'a bir oyuncu gitti. Türk oyuncu gitti. Manchester'a. Ona bir bakalım. Ben evet, de bugün. Yani ona baksın arkadaşlar. Buradan değil ama Türkiye'den değil. Yok, Türkiye'den değil. Avrupa'dan. Belçika'dan gitti. Belçika'dan. Ha, 17 yaş, evet, 17 Deniz, yaşında mı? Denizli galiba. Dün söyledik onu. Dün. Ya 7 evet, milyon evet, euroya mı ne gitti? 17 böyle, yaşında böyle bir şey. Böyle ciddi bir rakama gitti. Onu da söyleyelim. Bu arada hocam sana bir soru. Ersun Dalkılıç diyor ki Galatasaray düzelir mi diyor. Ona bağlı ona bağlı bir soru daha var. Furkan Kavlak da diyor ki Getson'u aldık. Şeyi de aldık diyor. Tamam. Pulgar'ı da aldık. Yanına üçüncü oyuncu kimi koyacağız diyor. Üçüncü oyuncu var. İkisi de işte Taylan, Berkan onunla ve de Çıkırda. Onlarla oynayacaksın. Başka Aytaç bir şey yok. Aytaç ne oldu abi? Kulağına Aytaç, Aytaç Göztepe. Kampta şu anda daha mı? Göztepe gitti çok istiyor Aytaç'ı. Kampa gitti kampta, o da. Kampa gider hocam. Geçer, yani, yan kampa geçer o tabii, zaman var. Ya ben şey, yan kampa geçiyorlar. Var ama öyle oluyor biliyorsun. Öyle tabii. Eli... abi şey Alparslan'ı soruyorlar. Salih Uçan yan kampa geçti. Evet. Beşiktaş'la gitti. Yan kampa geçti. Varsa Başakşehir'e. Şu anda fazla dağıtamazsın kadroyu. Yani elindekiler belli. İyice de sen onları bunları gönder. Kalacaksın. Stoper kim var? Düşün şimdi iki tane stoper. Hocam stoper konusunu söyleyeyim mi sana? Stoper konusunu. Marcao 1, tamam. Victor Nelson 2, Alparslan 3. İşte ben de onu diyorum. Işık Kağan 4. Ben de şunu dedim. Alparslan'ı falan soruyorlar. Ama şunu da söyleyelim. Gönderirsen nasıl olacak? Onu da söyleyelim. Sende vardır o bilgi. Semih Kaya'nın dönüşüyle ilgili öyle bir şeyler çalışma çıktı var. Ortaya. Evet. Semih Kaya ile ilgili. Galatasaray. Galatasaray için. Stoper alternatifi yerli. Hem sağ bek için de olabilir. Ya geçmişte sağ bekte oynamışlığı şimdi var. Elinde Galatasaray sağ bek kim kaldı? Sağ bek şu anda Omar iki tane. Omar geliyor. Saşa'yla. Omar geliyor da gitti. Yedlin gitti. Omar geliyor da bir sene. Bu arada unutma Malatya bayağı transfer yaptı ha abi. Mecbur yapacaklar. Valla yani transfer yaptı da ya bence Malatya hayatının en kötü transferini Şumudika'yı alarak yaptı. Onu söyleyeyim yani. Ben burada ne yapıyorum? Niye küme düşme hattındaki takıma geldi? Sanki biri itti yani. Beni kim denize itti der gibi böyle. Malatya'nın hocam, en, yani büyük, geldi, en büyük yaptığı... Baştan yaptığı hata Ali Ravcı'yı göndermekle oldu. O tabii ben hani o sezon o kadar... başında göndermekle oldu. Çünkü 7 seneden beri bu takımın temellerini atan ve çıkaran yukarı kadar başkanla birlikte beraber çalışan siz birden atarsanız işte böyle darmadağın olur. Ben içinde olursunuz. Değilim o kadar ama şöyle söyleyeyim. Bizim takımlarımız bunu net söylüyorum. Ders almıyorlar. Hiç almıyor. Nereye alacaksın? Yani Şumudika'nın Kayseri'sini, Gaziantep'ini hiç ders almamışlar. Hiç. Yani... Şimdi getiriyorsun Malatya'da getirdi. Ne oldu? Şimdi diyor ki enteresan bir şey. Ben kupalar kazanan, şunlar yap şampiyonluklar kazanan bir hocayım. Ne işim var küme düşen takımda? Kardeşim gelmiş sen mi? Geldiğinde küme düşmüyordu ki bu yani. Takım. Küme düşme potasında. Evet potadaydı ama sen geldin ne yaptın? Hani geldin de 10 maç kazandın hala küme düşme potasında mı takım? Şimdi hoca getirirsin nasıl olur? Adana Demirspor'un getirdiği gibi. Adana Demirspor'un getirdiği hoca. Şu anda sen bizim büyük takımların hangisine koyarsan koy hepsinde işi götürür. Montella'dan bahsediyorum. Montella'dan bahsediyorum. Zaten Fiorentina'yı çalıştırmış. İtalya'da, bir... Yanılmıyorsan Milan'ı falan da var. Milan'ı da çalıştırdı. Milan'da var. Tabii. Yani getirdin mi böyle hoca getirirsin. Kalıp bütün her şeyini yapan, bütün perspektifi geniş, Avrupa futbolunu çok çok iyi bilen tamam. Ama getirmiyorsan da o bizim Türk hocalarımız var. Yani Balotelli'yi yeniden İtalya milli takımına gönderdi. Yani. İki tane oyuncunun değerini çok yukarıya çıkarttı. Gerçi hani tabii temelleri atan Samet Hoca ama iki oyuncuyu Yunus Akgün'le Vargas
Vargas onları asist krallığına Vargas gidiyor. Vargas sonradan geldi. Sinan var abi. Sinan Kurt geçen sene de vardı da. Yani şunu piyasa söylüyorum yaptı. Hocam tamam yukarıya çıkıyor tabii oyuncular Türk yani. Oyuncular o yaptı da, demiyorum. Türk oyuncular da çok iyi çıktı. Çok iyi şey kazandılar. Üzerine katarak geldiler stoperler falan. Nasıl Samet Akaydın'ı istiyor işte Trabzon. Samet ya. Ben Samet Akaydın'ı istiyor Trabzon. Yani gerçi istedi olmuyor yani. Metehan Mimaroğlu'nu galiba gönderdiler. Mimar, Murat Başkan vermiyor Samet Akaydın'a. Yani şöyle 3 milyon euro diyor. Ya şu anda tabii şimdi hani biz sayıları düşürmeye çalışıyoruz ama Türk oyuncuların fiyatı tek kanan çıkıyor yukarı. Bir ara onun için çıkardılar ya bu yabancı serbestliğini ucuz olsun Türk oyuncuların fiyatı çıksın. İşte bak 3 milyondan bahsediyorsun. İşte 4, yeni sezonda nasıl olacakmış? Uğur'a gidiyorsun 3 milyon. Samet Akaydın'a gidiyorsun 3 milyon. Şimdi bugün Yunus Euro. Euro tabii Euro'dan bahsediyor. TL değil Euro kimse yani TL istemiyor. Şimdi gelelim Yunus Akgün'ü al bakalım alabilecek misin 3 milyon Euro'dan aşağıya? Yerli tercihin olarak. Bir yani, de milli takıma gidecek. Yani düşünülüyor. Bu ucube sistemi bir anda bir oturtup tekrardan bir şeyler gelmesi lazım. Ya bugün yani federasyon kendini savunuyor. Efendim işte şu kadar çok Türk oynadı, bu kadar Türkler şu kadar süre aldı, bu kadar süre. Sen tabii şöyle yaparsan daha da fazla süre alır. Yani şöyle yap istersen 6'ya 5 yap, 3 yani şöyle yap 4 yabancı 7 yerli de daha fazla süre alırlar. Yani bu süre almak bir şey ifade etmiyor. Mecburen oynatılıyorsun. Yani, varsa zaten oynar bu. Yani sen bunu saklamazsın ki senin oyuncun varsa, futbolcuysa, topçuysa zaten hiçbir hocamız da yani bu şekilde dar gözlükle değil ki elindeki en cevher alır hocam, oynatır. Ben örnekleri söylerim ben. Uğurcan'ı kesebiliyor musun şu anda? Kesebilir misin? Gidip Uğurcan'ın yerine yabancı kaleci alır mısın? Ya? Yani işin mantığı Kerem'i kesebilir misin? Şu anda imkansız. İmkansız değil mi? İmkansız. Ne oldu? İrfan Can'ı kesebilir misin? Markao'yu kesebilir misin? Ben şey için söylüyorum. Türklerden yerli olduğu için yerli söylüyorum. Pardon. Ne oldu? Kesebiliyor musun? Demek ki oyuncu oynuyor. Yani onun yerli yabancı olması diye bir şey söz konusu değil. Biz bunu bu kıstası getiriyoruz evet, yani. Oyuncu kaliteliyse zaten çıkıyor oynuyor. Bir sıkıntı yok yani. Ya da Ferdi'yi kesebilir misin? Ferdi mesela şimdi ne yaptı? Kadro yazarken ne yapıyorsun? Ya Ferdi oynar diyorsun. Ne oldu? Geldi, oynadı çocuk. Yani öyle bunda da tabii ben her zaman söylüyorum. Çok eleştirdiğim Pereira'nın çok büyük katkısı olduğunu da söyleyeyim yani. Bazen diyorlar sen hiç hakkını teslim etmiyorsun. Bak hakkını teslim buradan ettiğim. Buradan bir de kimde teslim etmek lazım? Kimde? Kim? Stoperi buldu getirdi bravo yani. Hocam, ama bir o kadar da Zalai'ye şans vermedi mesela. Ama Zalai sonradan getirdi, gitti ama. Sonradan gitmeye başladı. Onu tabii bir şeyi de bilmiyoruz. Belkas bitti abi. Hocam, antrenman bak, performanslarını yani, bilmiyoruz çok, ne çok, şekilde. Çok şey söyleyeceğim o zaman. Bak o zaman söylerim. Yani şimdi benim şimdi Pereira şimdi Fenerbahçe taraftarları yine bana kızacaklar. Yani sadece iki oyuncu için söyledim. Kim? Ferdi. O tamam. Kadar. Başkasını bulamıyorsun tamam. Zaten. Gelelim. Max Meyer. Şimdi onlara kötü. Pelkas niye bu kadar geri gitti? Ya şimdi Zalai niye bu kadar geri gitti? Max Meyer dediği zaman ben Sosa. Orada yani hadi Sosa için bir şey söylemiyorum. Şimdi başka bir şey söyleyeyim. Rossi geldi ne kadar yukarı çıktın? Şimdi ne kadar seni yukarı Max çıkarttı? Max Meyer'de ben tabii soru işaretler var. Onu bilemem. Ozan Tufan niye satıldı? Ozan Tufan niye gitti? Ya ben o kadarına girmedim. Ben dedim yani iki tane oyuncu da yerisi beni ilgilendirmiyor. Biz, yani yaptı, batırdı. Sen yine beni batırdı. Şey yaptın. Ben Fenerbahçe taraftarı bu tür konuları söyleyince kızıyor. Kim? Tamam. Ferdi? Tamam. Yani bunlara söyleyecek bir şeyimiz yok. Bravo, tebrik ederiz. İyi transferler. Yerisi hani, fiyasko. Ama niye Berişay'ı aldın şey varken? Serdar Dursun varken. Şey işte Berişay ile birlikte şeyi getirdiler. Max Meyer geldi. Yani Max Meyer'in gelmesi zaten neyse hiç girmeyeyim bu konulara. Neyse yani şunu orası, yani biz bu yani artık geçmiş defterleri açmamak lazım. O bitti. Onun gelişi farklı bir şey. Fakat şimdi hani, elindekine bak oradan hangi nerelerden kaç tane oyuncu var takımın içinde ne şekilde geliyor. Hocam ben olmaması Ozan lazım Tufan'ı ama. Göndermenin mantığını bana kimse izah edemez. Ozan Tufan'ı neden gönderdin sen? İyi ki de gitmiş çocuk ya. Bence de iyi ki de gitmiş. Ya orada belki burada hocayla farklı bir sürtüşmeler olacak. Belki Watford'da oynayamıyor ya. Ya şimdi ya kolay değil oynama. Bak kolay değil. Çok ama ne var? Almıyor. Ne var buraya tekrardan döndüğü zaman o kadar sağlam gelir ki. Milli takım içinde. Ya her türlü de tabii. Yani sonuç itibariyle Galatasaray'dan, Fenerbahçeli taraftarlardan, futbol severlerden, vatandaşlarımızdan çok sorular var. Soru geliyor evet. Sinan evet. Gümüş problemi. Bizim konusu. Bak bir tane izleyicimiz işte Mustafa Taşdener'de. Ji Sung Park.
İşte evet abi. 2004'te PSV'den Manchester United'a gitti ya. Bak işte, gözümün hemen, önünde hemen oyuncu aslında geldi. Jisung Park. Teşekkür ederiz. Jisung Park. Mustafa Taşdelen yazmış. Mustafa çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Jisung Park. Bir Beşiktaş için bir şey senin gelmiş. Senin hafızan iyidir hocam bak. Bahadır kardeşimiz, tanıyorum da kendisini. Karadeniz'de evlisi Beşiktaş Taraftarlar Derneği de başkanı. Şey diyor, Beşiktaş'a diyor Talişka ve Abubakar lazım diyor. Onlar gelsin diyor. O defter herkesin abi, gönüllerindeki, kapandı başkan. Tabii gönlündeki olan oyuncular. Yani Gomis geldikten sonra öyle bir rüzgar oluştu abi ülkede. Gomis geldi. Evet yani. Neden olmasın? Talişka'ya getirelim diyor. Abubakar lazım diyor. Ramazan 35 hocam Deniz Unday. O giden Deniz oyuncu. Unday. Deniz Unday milli takıma çağırdı. Evet. Deniz dedim ya. Deniz gitti. Çağrılır mı diyor. Yani fırsatı kaçırmamak lazım. Çağırmak o lazım da şey diye mi? Düşünüyorum. O Belçika U'larda oynuyor. Ya Gomis. Evet. Hocam o biliyorsun 21'e kadar sıkıntı o yok orada. O imkanı ama biz önceden kapmamız lazım. Serkan Ayhan izliyormuş çok selamlar söylüyor. Çok keyifli bir program oluyor diyor. Aldın yani abi. Çok kişi var böyle gönderen. Gördükçe okuyorum. Bu evet. Transfer işi de yöneticilerin de bunaldığı hiç sevmediği dönemdir. Kabul edelim. Kesin. Sıkılırlar, bunalırlar. Şimdi hani bizde bir atölyesi aşağı tükürsen sakal değil mi abi? Evet. Yukarı tükürsen bıyık. Şimdi Gomis'i getiriyor. 36 yaşında. Ya işte efendim 36 yaşında. Bir taraf diyor ki ya yapmayın bu adam gol atar. Yani bu kadar fedakarlık ediyor yöneticiler, bu kadar para harcıyorlar veya ceplerinden bilmiyorum. Şimdi bir oyuncu geldi, hemen kamuoyu ikiye bölünüyor. Biraz önyargılıyız bazı konularda. Bir de şimdi bildiğimiz oyuncudan konuşuruz Gomis'ten. Şunu söylersin tek. Ben şunu söylerim, daha doğrusu düşünürüm. Buradan gidenler geri dönüşlerde bir tek Josef de Souza başarılı oldu. Geri dönüşlerde demeyelim de hocam şöyle diyelim. Arap coğrafyasından dönüşler. Ben de onu diyorum. Geri dönüş sıkıntı. Demek istediğim geri yani dönüşler. Geri Rodriguez geldi. Geri dönüşler geldi. Oradan gelişlerde. Bir tek Josef de Souza başarılı performans gösteriyor. Geri kalan da hepsi sükutehal oldu. Hiçbir fayda göremedi. Gomis abi bu adam golcü bu adam. Şimdi siz buna nasıl top getireceksiniz? Önemli olan o. Önemli olan siz bunu nasıl besleyeceksiniz? Bütün iş şimdi burada Galatasaray'ın oyun felsefesine gidiyor. Oyuncu kapasitesine gidiyor ve maç içindeki hazırlıklara gidiyor. Eğer siz geldiğiniz gibi birkaç maçta da uyursanız, iyi oyunu kontrolünü alamazsınız, takip edemezsiniz. Gomis de gelse sıkıntı yaşarsınız. Gomis'e getirdiğiniz bir topları leblebi gibi gol atar. Atar yani öyle önemli bir oyuncu. Önemli olan o topu ona. Oraya getirmek. Onu beklemek lazım. Falcao'ya geldi mi o toplar? Gelmedi. O sistemi hocam Falcao da sakatlıktan sahaya gelmedi. O farklı bir şey. Ben onu demedim. Ama ilk başta Cagney'e getiremiyorsun, Mustafa'ya getiremiyorsun. Hocam, geldi mi 3 tane de 2 tanesini yazmaya çalışıyorlar. Ama çok toplar geliyor. Şimdi ben şöyle bir beklenti içerisindeyim açıkçası. Yani bir futbol severi olarak söylüyorum. Fegoli'nin bu... eski alıştığımız performanslardan geri düşmesini Belhanda'ya bağlayanlar çoğunluktaydı. Belki de Feghouli kendi oyun felsefesinde alıştığı bir isimle birlikte olmamanın sancısını da yaşadı. Ben Feghouli'nin de yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Düşüncem bu. Bir taraftan hani Gomis'le beraber. Çünkü Gomis'e attığın toplar. Şimdi oyuncu şöyledir bak. Ben çok önemli golcülerle futbol oynadım. Hocam da muhtemelen. Şimdi bazı golcüler vardır. Sen şöyle yaparsın. Dersin ki ben nereye atarsam atayım o zaten içeriye atar topu. Şimdi böyle bir psikoloji oluşturabilir insanlarda. Gezal, Abubakar mesela. Gezal hala Abubakar'ını arıyor. Ama yani bir türlü bulamadı Abubakar'ını. Marek Hamşik, Cornelius yani bak, gibi. Ama şu var. Söylediği dönemde, Fegül'ün oynadığı dönemde arkada Mariano'ydu. Fernando Reyes. Mariano Sağbek. Sağbek vardı. Yani öyle bir sağ bekle oynuyorsunuz ki onu bile beğenmedik biz. Düşün yani. Ondan sonra sağ bek bulamadım. Yeri dolmuyor abi. Bak ondan sonra sağ bek bulamadım. Kaç tane gitti? Sasha Boye falan geç onları. Geç yani bırak. Ya Sasha Boye defansif yönü de var. Ofansif yönü de var her şey. Şimdi onlarla birlikte oynuyorlar. Burada da bunlar çok nasıl söyleyeyim Feghouli yani. Bizim kendi ligimize göre bakarsan üst düzey oyuncular geldikleri yerlerden. Benim beklentim o Aykut. Yani bilmiyorum hocam. Feghouli'nin biraz yukarı çıkması. Kerem'in daha o üstlendiği görevden sıyrılarak daha takım için oynamaya başlaması. Yani üstlendiği görev dediğim şu. Sanki şöyle bir görev üstlendi Kerem.
Yani artık bu takımda her şeyi ben yapacağım. Şutu da ben atacağım. Serbest vuruşu da ben kullanacağım. Topu da ben taşıyacağım. İşi oraya getirdiler ama. Oraya geldi. Oraya getirdiler. Şimdi Gomis gelirse, yani daha doğrusu gelirse derken yani geldi. Gomis geldi. O sahada yer alırsa o zaman belki Kerem'in sorumluluğu da biraz daha azalacak. Diyecek ki yani ben Gomis'e atarım. O içeriye atar. Ben asistimi yaparım. Belki böyle bir sistem oluşturacak belki Torrent. Biraz bilmiyoruz tabii, yani. Tabii Kerem'in son iki dakika çevre kontrolünü biraz daha iyi yaptığı zaman çok farklı yerlerde biraz eksiyor. Hani deriz de biz şeyde bunu Tuncay'da da söylemiştik. Down söylemişti. Ya dedi Tuncay'ın dedi vücut koordinasyonu dedi zamanı da oturmuş olsaydı Tuncay'ı da tutamazdınız dedi. Burası dedi çok fazla. Kerem de aynı o şekilde var. Hocam onun Tuncay'ın ama en büyük avantajı o durumu kendisi için avantajdı. Ne zaman neyi yapacağı zaten kendisi de bilmiyordu. İşte, onun için Dağılma, o onu avantaj olarak avantaja çevirmişti. Almanya'dan çok sevimiz karışıyoruz da o söylemiş dedi ya o bir vücut koordinasyonu bir oturmuş olsa Tuncay dedi burada çok fazla bir oyuncu. Yani Kerem de o tarza yakın bir oyuncu. Şimdi tekrardan söyleyelim oraya getirilecek toplar oynandı Aykut. Yani siz Gomis'i ceza sahasında buluşturdunuz mu 5 toptan ikisini yazar. O tarzda bir öyle oyuncu. Öyle, ama şu da antiparantez açalım. Dönüşü nasıl olacak? Onu bekleyelim. Yani Türkiye futbolda onun gittiği zamanki gibi değil. Daha farklı oyuncular. Rakipleriniz de çok çok kaliteli. Senin de oynadığın zamanki takım yok Galatasaray'da. Öyle bir kadrosu yok Galatasaray'ın. Hasan Hoca, bizim Rambo Hasan. Hasan Hoca o mesaj çok atmış. Ona da. Ha, şimdi sana da söylüyor. Sevgili abim programı eyvallah. Keyifle izliyorum. Aykut İnce'ye, Mahmut Hocama çok şıksınız. Sağ ol hocam. Yanaklarından öpüyorum. Biz çalıştık Sakarya'da onunla. Çok güzel klas bir Spor'da. Program yapıyorsunuz diyor. İyi frikikçiydi biliyor musun? Nasıl frikikleri vardı ya. Ne sert oyuncuydu yalnız bir de. Ben çalıştım onunla. 5 ay çalıştık Sakarya Spor'da. Evet. Taş gibi stoperdi. Maşallah. Evet şimdi Eyüp de. Eyüp'ün altyapısında çalışıyor. Sekidika'yı da aldı bugün Eyüp. Evet Eyüp Sekidika'yı da aldı. Peki. Haldun abi teşekkür ederim Haldun abi. Mahmut abi çok teşekkür ederim. Eyvallah iyi akşamlar. Yani şey gibi sağa bakıp sola pas atan oyuncular gibi. Güzel dolu dolu bir program geçirdik. Ağzınıza sağlık. Yarın yine 21-23'te bu kez farklı isimlerle karşınızda olacağız efendim. Transfer raporunu izlediniz. Çok teşekkür ederiz. Dilimiz döndüğünce gerçek haberleri, istihbaratları sizler için paylaştık, hazırladık. 23. hafta maç özetlerini izleyelim. Biz buradan ayrılalım. Son sayfa saat başı.